Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatıma Mekke 8. sefir 52. kısım. Vasıl içinde vasıl. Sevdiği şeylerden infak eden kimsenin durumu. Allah şöyle buyurur. Sevdiklerinizden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Abdullah bin Ömer bu ayetin gereğini yerine getirmek amacıyla tatlı satın alır, onu sadak olarak verir ve şöyle derdi. En çok tatlıyı severim. İnsan için sevilme olan şey onun nefsidir. Nefsini Allah yolunda infak ederse onun karşılığını ve bedelini elde eder. Çünkü bir şey yok eden kimsenin yok ettiği şeyin değerini ödemesi gerekir. Hak kulun nefsini yok etmesini istemiştir. Çünkü insana sevdiği şeyleri infak etmeyi emretmiştir. Onun yanında nefse bedel olarak ise cennetten başka bir şey yoktur. Bu nedenle başka bir şey bulamadığında Allah'ı bulursun. Çünkü Allah kendilerine boyun eğilen eşya bulunmadığında bulunabilir. İnsanın nefsi ise bütün eşyadır ve o yok olmuştur. Öyleyse nefsin bedeli zikrettiğimiz şeydir yani Allah'tır. Sadakanın değerinin ne kadar yüksek olduğuna bakınız. Asıl içinde vasıl. Batın ilmi yönünden sadakanın halleri. Sadakayı açıktan vermek ez-zahir ve onu vermeye başlamak da el-evvel isminin gereğidir. Onu huy edinmek ise bana uyun ki Allah sizi sevsin ayetinin gereğidir. Hazinede verecek bir şey yokken hükümdarın kendisine gelen yoksullar adına insanlardan sadaka istemesi ya da bu nedenle sadaka isteyen hükümdar yararı diğer organlara ve kendisine üstü zam besleyenlere ulaşan bilgiden yoksun kalbe benzer. Böyle bir kalp Allah'ın yükümlü tuttuğu amelleri yerine getirmek üzere zahir ve batın güçlerine yardım edecek bilgi ve halleri kendisine vermesini ilahi isimlerden ister. Çünkü Allah Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir. Her sabah her eklem için bir sadaka gerekir. Öte yandan her tesbihi sadaka saydığı gibi her tehlili de bir sadaka saymıştır. Bunlar bir niyete ve ihlasa gerek duyan hallerdir. Niyet ise kimin adına ihlaslı olunacağını bilmeksizin gerçekleşmez ki o da Allah'tır. Dolayısıyla hükümdar her ekleme, her eklemden dolayı verilecek sadakayı istemelidir. Kalp tebaasından sorumludur. Onun tebaası ise iç ve dış bütün güçleridir. Burada ifade ettiğimiz ve dikkate aldığımız bütün konuları içeren bir hadis Müslüm'ün Cabir bin Abdullah'tan aktardığı şu hadistir. Günlük saatlerinde Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Çıplak, toz toprak içinde, heybe giymiş ve kılıçları boyunda bir topluluk çıka geldi. Büyük kısmı hatta hepsi mudar kabilesindendi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hallerini görünce yüzü kızardı, içeri girip sonra çıktı ve Bilal'e ezan okumasını emretti. Sonra kalktı ve onlara namaz kıldırdı. Ardından bir hutbe okuyup şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten, ondan da eşini yaratan Rabbinizden sakının. O ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getirdi. Kendisinden yakın akrabalara merhamet istediğiniz Rabbinizden sakının. Allah sizi gözetmektedir. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve her nefis yarın için ne hazırlayacağına baksın. Allah'tan sakının. Kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bir adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, bir tutam buğdayından, birkaç kilo hurmasından hatta birkaç hurmadan sadaka verebilir. Ravi şöyle devam etmiş. Ensar'dan bir adam bir kese getirmiş. Neredeyse avucu onu taşıyamıyordu. Hatta taşıyamamıştı. Şöyle eklemiş. Sonra insanlar onu takip etmiş. Elbiseler ve yemekler toplanmıştı. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün ay gibi parladığını gördüm. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş: Kim İslam'da iyi bir adet çıkarırsa, o adetin ödülü kendisine ait olduğu gibi, daha sonra onu işleyecek herkesin ödülü de kendilerinkinden bir şey eksilmeden ona aittir. Kim İslam'da kötü bir adet çıkarırsa, onun günahı ve kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin onu işleyeceklerin günahları da ona aittir. Fasıl içinde vasıl organların kendilerine kötülük aktaran nefsi ve şeytanı Allah'a şikayet etmeleri. Keşif ehli, bedeni şeytanın ilham ettiği kötülüklerde kullanan habis nefsi organların Allah'a şikayet ettiğini görür ve duyar. Nurani yapısı yönünden de nefs, şeytanın kendisine aktardığı şeyleri kabul edip iç ve dış güçlerde uygulayan hayvani nefsi Allah'a şikayet eder. Bu şikayetlerini dürüst davrandıklarında ise Allah onları korktuklarından emin eder ve meleğin aktardığı şeyleri kabul etme özelliğiyle rızıklandırır. Allah'ın başarı erdirmesi anlamındaki tevfik de bu aktarma sayesinde onları Allah'a ve peygamberine itaat etmede kullanır. Bu ameller hakkı görmeyi ve arada vasıta olmaksızın keşif ve müşahede tarzında onunla karşılıklı konuşmayı sağlar. Allah da nimet ve ikramlarının karşılığında Onaylama şeklinde onlara hitap eder. Çekiller ve harflerle ilgilenen kör insanlar farkında değildir. Onlar sağır, kör ve dilsizdir. Dolayısıyla onlar anlamazlar. Sağırlıklarının ve körlüklerinin fazlalığı nedeniyle bu şikayeti duyamazlar. Yükümlü oldukları davranışları yerine getirselerdi hiç kuşkusuz, Allah böyle bir bilgiyi onlara da öğretir ve Allah ehlinin gördüğü ve ulaştığı gibi gözde onu görürlerdi. Allah bu bilgiye ulaşanlardan biri hakkında şöyle der. Biz ona nezdimizden bir bilgi öğrettik. Başka bir ayette ise Allah'tan sakının. O size öğretir buyurur. Başka bir ayette ise Allah'tan sakınırsanız size bir furkan ve bir nur verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada gerçekleşen her şeyi içeren bir hadisinde zikrettiğimiz hususa işaret etmiştir. Bu hadis Buhari'nin dedemizin kardeşi Adi bin Hatim'den aktardığı şu hadistir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken bir adam gelmiş ve yoksullukta, yoksulluktan şikayet etmiş. Ardından başka biri gelmiş ve yol kesme olaylarından şikayet etmiş. Bunun üzerine ey Adi sen Hire'yi gördün mü demiş. Ben de görmedim ama duydum dedim. Bunun üzerine şöyle demiş. Ömrünü verirse Allah'tan başka kimseden korkmaksızın bir kadının Hire'den yola çıkıp Kabe'yi tavaf edeceğini göreceksin. Ben de içimden şöyle geçirdim. Şehirleri yakıp yıkan tayın korkunç adamları nerede olacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Ömrün uzun olursa Kisra'nın hazinelerinin fethedileceğini göreceksin. Ben de Hürmüzoğlu Kisra'nın mı dedim. O da Hürmüzoğlu Kisra. Ömrün uzun olursa bir adamın bir avuç dolusu altın veya gümüş çıkarıp onu verecek birini arayacağını ama onu kabul edecek birini bulamayacağını göreceksin. Kıyamet günü her biriniz aracılık yapan bir tercüman olmaksızın Allah ile karşılaşacaktır. Allah kendisine şöyle diyecektir: Ben sana tebliğ yapan bir peygamber göndermedim mi? O da evet gönderdin diyecek. Allah ben sana mal verip ihsanda bulunmadım mı diye soracak. Adam evet diye cevap verecek. Sonra sağına bakacak, cehennemden başka bir şey görmeyecek. Soluna bakacak, cehennemden başka bir şey görmeyecek. Hadi diyor ki, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Bir hurma parçası ile bile olsa ateşten sakının. Hurma parçası bulamayan ise güzel söz söylesin. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka kimseden korkmaz demesine gelirsek, bu en büyük korkudur. Çünkü Allah her şeye hakim olduğu gibi her şeyin sahipliği de ona aittir. Nasıl güvende olunur ki? İşte bu akıllarımıza yönelik bir uyarıdır. Böyle bir durumdaki şahıs dünya hayatında mal ve canını beziyet edecek kimseden güven içindedir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem anlatmak istediği buydu. O halde kendisini güvenle rızıklandıran Allah'tır. Buna karşın şahıs Kendisini veya vaktini bilmediği konularda Allah'tan korkar. Bu korkak Allah'tan genel anlamda korksaydı hiç kuşkusuz korkusu ile ilgili olurdu. Çünkü şeytanın kalbine ulaşması tehlikesi ortadan kalk kalkmamıştır. Halbuki yolcuların kendisine uğradıkları görünür yol güvenlidir. Allah'tan korktuğunda ise Allah onu canı ve malı hakkındaki korkudan alıkoyar. Yol güvenli olmadığında bile böyle bir korkak güvendedir. Çünkü bu insan söz gelişi sadece kendisinden çekip alınabilecek dini hakkında bir tehlikede olabilir. Yolda hırsızlar bu buna musallat olup malı ya da canı telef olsa bile belki de bundan dolayı sevinir ve neşelenir. Çünkü başına gelen bu musibetten dolayı ona bol sevap ve günahlarına kefaret yazılır. Böyle bir insan büyük bir kazanç karşılığında vadeli, vadeli ticaret yapan tacire benzer peygamberin Allah'tan başka kimseden korkmaz şeklindeki benzetmesine güzeldir. Öyleyse güven nerededir? Bir adam kendisine yol kesmelerden şikayette bulunduğunda, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem adiye söylediği bu söz, gelmiş güvenin sadece bu esnada gerçekleşmesiyle ilgilidir. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akıl ve sakınma sahiplerinin anlayabileceği şekilde bu güvene, Allah'tan korkmayı da dahil etmiştir. Böylece hitap genel için güveni, seçkinler için ise korkuyu ifade eder. Öyleyse bu Allah'ın seçkin kullarının hallerini açıklar. Başka bir ifadeyle onlara şöyle denilir. Güven halinde Allah'tan korkarak böyle bir halde bulunun. İşte bu düşünen ve basiretle gören kimse için bütün hakikatleri kendine toplamak özelliğinden söylenmiş bir hadistir.